Selamünaleyküm arkadaşlar, On Marifetli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte salçalı poğaça yapacağız. İlk önce ben soğanları soydum, robottan çektim, küçülttüm bu şekilde. Şimdi bunu zeytinyağı koyup ocağa alacağım. Soğanlarım pembeleşinceye kadar kızaracak. Yağımın hepsini dökmedim, biraz bakacağım, ondan sonra dökeceğim. İnşallah bu şekilde pembeleşinceye kadar kızaracak ve ileride kızarınca üstüne salça koyacağız. Evet arkadaşlar, bakın soğanım pembeleşti. Şimdi salçamı ekledim ve karıştırıyorum. Salça sizin isteğinize bağlı. Çok salçalı istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurumun yoğruluşunu çekmedim. Malzemeleri de açıklama kısmına yazacağım inşallah. Oradan bakarsınız. Ben hamurumu önceden yoğurmuştum. Yarım saat falan mayalandı. Şimdi hamurumu şuraya birazcık yağ döküp küçük küçük göstereceğim şimdi sizlere. Şöyle birazcık yağımı döktüm. Şöyle elimi batırıyorum ve küçük küçük alacağım. Şu şekilde şöyle şöyle hamurlar alacağım ve tepsime de yağlı kağıdımı serdim. Şöyle küçük küçük alacağız hamurda. Şöyle düzelteceğim. Bir yandan tepsime koyuyorum. Bir de bundan iki çeşit poğaça yapacağız. Onu da göstereceğim. Bir de susamlı yapacağız. O da çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim mutlaka. Onu göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar, hamurumun küçük yuvarlaklarını aldım. Tepsime koydum. Şimdi bu yaptığım salçanın içine birazcık da isterseniz susam katabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Şöyle birer kaşık bakın alıyorum ve şöyle bunun üstüne yayıyorum. Soğuk olsun diye bunu tabağa aldım ben. Şimdi böyle birazcık da tepside mayalandırıp önceden ısıtılmış fırınıma yüksek derecede koyuyorum. 250 falan, 200. Yani bu sizin fırınınızın durumuna bağlı. Böyle yayıyorum arkadaşlar üstüne. Şu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar, salçalımızı yaptım bir tepsi. Şimdi diğer tepsimize geçtim. Susamlı yapacağız. Bunun için şuradaki ne diye merak ediyorsunuz şimdi tabii ki. Bu pekmez arkadaşlar. Bir kaşık pekmez, bir yemek kaşığı. Ve üstüne birazcık su koydum. Yani pekmezi su ile açtım birazcık. Bu da susam. Şimdi bunu da göstereyim şöyle. Mayamı, hamurumu aldım. Yine şöyle elimle düzelttim, yuvarlak yaptım. Ve bunu arkadaşlar şöyle çeviriyorum yuvarlak tarafını. Önce suya batırıyorum. Pekmezi suya. Daha sonra da susama batırıyorum ve koyuyorum tepsime. Bu şekilde. Bir daha göstereyim. Şöyle aldıktan sonra elimle düzeltiyorum. Yuvarlak yapıyorum. Ve şöyle arkasını çeviriyorum. İlk önce pekmezi suya batırıyorum. Daha sonra da susama batırıyorum. Şu şekilde tepsime koyuyorum. Çok güzel oluyor. Bunu kesinlikle denemenizi tercih ederim. Diğeri de aynı şekilde salçalı olan.